Işık var. YouTube girişi yapsana. YouTube girişi de yapsana. Üfle üfle. Abi tam ekran yap, YouTube girişi yap. Şu an iyi mi? Bir şey değişmedi. Ya entertainment düşmanı niye bunun spamı dönüyor ki? Ya öndeki beyazları kapatmam lazım sizin istediğiniz olay olsun diye. Arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, yani sizlerle dediğime bakmayın, ben oynayacağım ama sizler de izleyeceksiniz. Çünkü bu saatten sonra izlemezseniz ve bu videoyu da terk ederseniz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet. Beni duydun. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hay YouTube. Yorum atarak, like atarak değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Yorumların hepsi okunuyor. Haydi. Bildirimleri oyuna geçelim. Unutmayın. Bildirimleri de açarsınız. İnanılmaz korkunç. Yeni oyun. Bir şey yapsana, full screen alıp tam neyle YouTube'a bunu çağırın. Yapacaksın ya. YouTube'a bunu yapacaksın yani. Çağrı. Ya bir sus siktir git hadi. Yok ya. Tam neyle ben yaparım, siktir et boyunca. Sen sen kalp çizemiyorsun daha amına koyayım. Allah aşkına aşığı kapat. Allah aşkına kapat. Kapat. Ya ben çizimci değilim. Oy, memcüklere bak. Ona ne avradın? O ne? Oy, ne, ortama meme mi gördün? Ortama bak. Oy, çağırı. Bungalsın yine bugün. Ya sus artık ya. Susun mu ya? Odaklanamıyorum bu konuya. Tamam karanam. Basma artık. Lan bir tane vuracağım şimdi ağzının ortasına, bir tane vuracağım şimdi ağzını burnunu kıracağım şimdi sen ha. Sinirlendi bak. Oğlum bir şey söyleyeyim bak. Bak güldükçe yapılır bu. Güldüğünüz sürece bu yapılır yani, haberiniz olsun. Doğru. Tamamdır. Hadi kapattım ben sesi, iyi oyunlar. Karaman içindeki canavar çıkmış arı. Hadi iyi oyunlar kanka. Ekrana versem acaba, çok ses yapmasanız ekrana versem. Bilmezdim sevmeyi. Yok yok, oyna oyna. I know I've let you down. Maybe we can be together again. Yaratık amuk yazmış. I'm sorry. Kendi gülüyor, soundpad değil. Aa bir dakika, oyunun şeyi var mı lan? Oyun ayarlarından çıplaklık falan filan bir şey var mı bakalım mı? Ona göre mi açacaksın, ne yapacaksın? Lan yok şimdi bir şey çıkar. Yayıncı modu bak. Seçimleri duraklatıyor oğlum. Ya seçimleri duraklatıyormuş ama olsun, herkes daha rahat görür en azından seçimleri duraklatıldığı zaman. Aynen öyle. Altyazı boyutunu büyütelim mi? Öyle bir seçenek var mı? Var altyazı galiba. Altyazı boyutu büyük. Kameram altyazıya denk geliyor. Ona bakalım. Galiba gelmiyor ya gördüğüm kadarıyla. Ama chat denk geliyor olabilir sanki. Bu arada 3500 abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Chat kapat diyorlar çağrı. Abi ben geri chat'i kapat, YouTube'a atacağız ya. Niye YouTube'da daha canlı gözükmüyor mu ya? Ya gözüküyor da chat kapalı olsa da hani hoş olur. Tamam. Dursun hadi. They are the messengers. Neyse ben de kaçtım o zaman çağrı. Hadi sana iyi korkmalar. Sen kaçma da nereden alacağımızı söyle listeyi. Yaz bana. Tamam. Ya kaçacağım derken burada hem de işte. Tamam uyursan diye dedim. Yo yo Kahve alıp gel abi, hemen al ama. Durduramıyorum oyunu. Nothing. When did you last speak to her? Yakın zamanda değil. Just go so quick, you know. Ha,
Ha, bir dakika şimdi. Olay etkileme ekranı. Siz görebiliyor musunuz mu? Kamera iyi yerde mi ya? Kamerayı yukarı alayım o zaman. Şuraya alayım. Tamam, burada etkilen, yani verdiğimiz kararlara göre buradaki etkilenmeyi görüyoruz. Kabul %5 diyor. Bir tane karar verdik. Toplamda 20 tane karar verdirecek demek ki burası için. Matematik deası mıyım ben amına koyayım? Neyim ben ya? Yok değil miyim? Tamam. Çok sevdim. İki başrolü çok sevdim kızları. Do you think she blames us? Belki. Maybe. Oyunun sesini biraz açsam mı ya? İyi değil mi? Tamam. Çağrı. Hı. Abonelikler altyazıyı kapatıyor ama bilmiyorum yani. Belki kapatmak istersin diye söyleyeyim dedim. Yok yok. Okey. Christina, I was wondering if you could do something for me. Course. The pendant Emily wore, it was one my mother gave to me. I wanted to be sure it was safe. I can't face going back there. Of course. I was just wondering. I'll get it. I will get it. Don't worry. Usta uyuyabilirsin. Çekiliş şeyden yapacağım zaten. Listeden yapacağım. Abi az ses be mi? Kolyeyi bulsun bakalım ya, olayı bir anlayalım. Sevmediğim olaylar olmaya başlıyor. Tam da gecelik olay ha bu. Mevzu da tam yani. Now that the clinic is closing,
I'm going to have to see one of the counselors privately. Her name is Dominique. She sees people at her home in the town. I'm glad to leave. There's something quite dark about this place, and I just feel pity for some of the people I've met. The school said I can take as much time as I need to recover from this, but I don't believe them. I can't afford to lose that job. I'm pretending that I'm better than I am. I just can't shake off that feeling of shadows following me. I feel in danger, as though my life's going to end. I tell people that I'm okay, but when I close my eyes, all I see is black clouds. Kız günlüğüne yazdım. Mevzu var, mevzu. Ölen kızın günlüğünü bulduk. Günlüğü bize bir şey aldırttı. I just feel so empty inside. Görüntüler de iyiymiş ha. How much longer will I have to wear this mask? Bir de hanımefendiyi beğenmiyorsunuz amına koyayım ya. Şaka gibi ya. 21st of May. I'm so scared. I found out something about the girl who went missing from the clinic. I don't want to believe it. I can't write it down. Fotoğrafa bir bakalım iyice. Koşuya çıkayım, bir sağlıklı spor, bir oksijen girsin kafama ya, maşallah. Ulan bu ormanda koşup başına bir şey gelmeme ihtimali yok ki zaten amına koyayım. Söyleyeceğim. Ya Yunus siktir git ya. Daha şimdiden ağlattım bakalım diyor. Günlüğe bakalım, günlüğe. Bir olayı anlayalım iyice tam. 29th of May. 9 Mayıs. The darkness is all around me. Karanlık dört bir yanımı sardı. I can't tell anyone about this. I wouldn't know what to say. Yeni başladım şu an. I have to be careful of people now. I feel like I'm being followed. Don't tell me you're going tomorrow. I can't stick around here. I need to get back. Come on, I haven't seen you for ages. Maybe I can get my flat for another few days. I'm not promising anything. Great. I knew you would. I just want us to remember Emily together.
İnkar, kabul, suçluluk duygusu. Dürüstlüğümüz yükselmiş. Hepsi çıkışta, nezaketimiz aynı kalmış. Dur bakalım. Kapı çaldı. Kalkalım ya. Ahlaksız olalım lütfen mi? Ulan böyle bu niyetle izlenir mi ya? Yiyeceğiz, uyuyamayacağız. Gel el ele verip bu yoldan dönelim sövdüğüm için. Kadın arkadaşlardan özür diliyorum. Ahlakı azaltma. Jumpscare var mı? Ben de bilmiyorum. Bakacağız şimdi. O neydi peki? Gerizekalı Batuhan. Işığı aç abi, ışığı aç. Karanlıkta olacak işler değil bunlar ya. Nerede karanlık olmaz yani, ışık. O ne amına koyayım ya? Kapat kapıyı, kapat. Yarı ayırık. Arkadaşım arıyor, arkadaşım. Kesin arkadaşım olması lazım. Aç, aç! Christina? Emily? I'm so sorry. Ananı sikim Emily! Emily! What happened? Emily! Is it true? Stare. Hello? Bu nasıl bir hikaye lan böyle? Buna musallat oldular büyük ihtimalle ya. Kurgu olabilir, evet. Oyun feminist yapımı olduğu için bir tane erkek göremedik henüz arkadaşlar. Maşallah, ama ben bunu okuyayım, çok okuyayım yani. Why don't we start with why you're here? Emily'nin ölümü için. My friend Emily died recently. Yes, I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. Must be very troubling for you. I was just wondering if you had some insight into why she would take her own life. I'm sorry, but most of what was discussed is covered by a confidentiality agreement with my clients. I really can't help you with that. Please, I really need some answers. Maybe it would be better if we talk about your feelings about ya this. Ölmüş ya. You could tell me what's troubling you? Buna değil ya, buna hayır. Not like this. It would be more helpful if you buna could anlatılmaz. Be in a more relaxed state of mind. Rahat diyor. What? Close your eyes and listen carefully to my voice. Oh, come on, Christina. You need to trust me. Korkuyorum, anlasana. Abi koşudan sonra duşa girmedim. Way down inside of you.
safe place. Go there. In your mind. Now. Oh, come on, Christina. You need to trust me more. Ulan hangi orman mı daha güvenli, mağara mı daha güvenli olur acaba? Mağara nasıl daha güvenli ya? Ormanda da kafama vururlar. Kurt murt saldırır. Mağara diyeyim bari. Burası mı güvenli şimdi? Sağda ışık var. Sağa gidiyorum. Tamam. Sağda ışık var. Sağa gidiyorum. Işığa gidiyorum. Baba oyun dondu ya. Ben nasıl böyle bir şey olabilir ya? Allah için çıkaracağım CD'yi üfleyip geri takacağım yani. O noktada dondu yani tam. Ya yapacağınız oyuna ya. Vallahi yapacağınız oyuna ya. Tam sardı biliyor musun? Şu arkadaki saç bu ne ya burada? Çağrı mağara bukluymuş. Ormandan gidelim. Ay kim götten yattı onu? Bakayım. Hasan Paşa ben. Ya siktirsin gitsin ya. My friend Emily died recently. As I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. Must be very troubling. Senden bahsetti. She mentioned you in a journal that she kept. I'm sure she did. I encouraged her to keep a diary of her treatment. Please. I really need some answers. Maybe it would be better if we talk about your feelings about this. You could tell me what's troubling you? Not like this. It would be more helpful if you could be in a more relaxed state of mind. What? Close your eyes and listen carefully to my voice. Oh, come on, Christina, you need to trust me. Kapattık, hadi bakalım. I want you to go. Böyle psikoloji mi olur ya? Think of your calm, safe place. Go there, in your mind, now. Mağaralar.
Bak karanlık sağa gitsin benimki. Tamam. Aydınlık ışığa gidilir ya. Neye gideceksin? That's good, Christina. The higher you go up the steps, the deeper you go into yourself. You recently. Ya buna söylesek mi amına koyayım? Yakın zamanda ne korkuttu beni? Ama eski kız da buna söylemişti. Bu eski kız öldü. Ben bir şey söylemek istemiyorum. You need to trust me. Güvenmiyorum lan sana. What the fuck? I scared you recently. Emily'nin ölümünden etkilendim. I saw a ghost. Söyleme dedim. Do you believe in ghosts? No. It's all right not to be sure. They are, after all, just a figment of our imaginations. Representations of our anxieties and guilt. Our minds see what they want us to see. Do you believe in the afterlife? Yes. Do you believe in carrying on when everything else looks hopeless? Yes. Tell me about your relationship with your parents. Oh, I'm sorry. I'm going to have to get bu nasıl bir telefon amına koyayım ya? Olaya bak. Please wait here. I shouldn't be long. Telefona bak amına. Müşteri mi arıyor? Ha, kapıyı açınca siz aksi geldi. Biz bu kadına niye geldik hocam gerçekten ya? Ne gerek var abi? Duvardaki şeye bak. Fotoğrafa bak. Omni Bey'in teklifi mi? Tamam sen cıvıt kanka sen boş ver. Ben sen bıraktım artık ya sana. Sen cıvıt orada eğlen sen. Eğlencene bak. Komünike bir bakalım ne bok yiyor. Reste calme. Çeviri. Je vous écoute. Non 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 non. Il ne faut surtout pas faire ça. Yukarı çık yukarı. Très bien. Voilà. Sessiz ol. Peut-être plus tard. Aa! Fotoğrafı al. İşaret geldi şu an bize. Bir dakika işaret geldi. Çekilişte burada olmanıza gerek yok. Abonelerime hediye vereceğim. Listeden yapacağım. Bunun bu psikologla bir alakası yok. Bu benim kendi hayal gücümle yarattığım bir şey. Come on. Over here.
Ya bu da her yere gidiyor amına. Ben böyle bir ses duysam arkadaşlarımın yanına gidip şaka falan yaparım ya unutmak için. Ne bir korku var, ne bir şey var. Bu ne rahatlık yani. Aç artık lanet olsun, geldik zaten, aç. I'm sorry, I was just trying to find a bathroom. Of course. I should have shown you where it was. Arkanda onu iyice sakla da aman akım sorsun. Yok iyice böyle sakla, ne var desin şimdi, sana elinden alsın onu. Thank you. Ayar ediyorlar ya. Gerçekten arkamda bir şey saklamıyorum. Kadın da alır yani, bayağı dominant bir kadın. Not at all. You're an interesting girl, Christina. I hope you find the answers you're looking for. Bulacağım, söz veriyorum. Do speak to Reverend Peter at the church. I'm sure he can help you with this. Kapıya kadar geçirdi. Tak bakalım ya, neymiş olay? Tak bakalım ona. Bizde olsa amına koyayım, bak bak. Aynı versiyon bizde olsa Allah belamı versin, o SD kartı benim bilgisayarım okumaz. Bir ton uğraşırım, arkadaşımın bilgisayarına götürürüm, sen de okuyayım. Allah bin belamı versin, bizde o kart okumaz. Bir de mini problemlerle uğraştırır yani bizi, anlatabiliyor muyum? Bak laps diye okudu. Dürüstlük, güç, ahlak, nezaket, iç gözlem. Maşallah 10'da 10 bir hanımefendi yarattım oyunda. Yönlendirmelerimle. Vay oğul, tövbe estağfurullah, vay hanımefendi, psikoloğum bok yemesiymiş demek ki bazı şeyler. Buradan bunu anladım. I understand that, of course. But can you explain to me why you think a dead person is talking to you? It doesn't talk to me. She puts thoughts in my mind. How is this affecting you? Bizimle de konuşuyor. I feel her here every day, especially at night. As though I'm always being watched. What she used to say was comforting. But now it's things that frighten me. I'm concerned that this imaginary friend is affecting your emotions so much. Imaginary. She is as real as you are. Please, keep talking to me, Emily. It's important you explain this. I can't. Why not? Because he's right there. Wow. Behind you.
Geçen gün ne oldu biliyor musunuz mu? Burada oturuyorum. Hemen çaprazım. Şu sol çaprazım benim lavabo. Tuvalet. Bak aklımı kaybettiğimi hissettim ya. Aklım gitti. Ne oldu biliyor musun? Kendi kendine musluktan su akmaya başladı. Şırrrr diye. Beynim bir an anlam veremedi. 30 yaşındayım. Pata pata koştum, ışığı açtım. Geri kaçtım hemen. Aydınlattım orayı hemen. Sonra kapıyı şöyle ittirdim, geri kaçtım. Bak evdeki tek başıma oynadığım tiyatroya, sinemaya bir bakın amına koyayım ya. Diğer ışığa uzanıyorum, öbür ışığı kapatıp diğer ışığı açıyorum. Siz de yapıyorsunuz bunu değil mi? Küçükken de tuvaletten çıkarken koşu koşu çıkardım hemen. Ben kafayı mı yedim dedim ya. Musluğu kapattım abi. Bütün ışıkları açtım evin, öyle takıldım ondan sonra. Bu da böyle bir bilgiydi yani. Niye böyle bir bilgi verdim bilmiyorum. Hello and welcome. Reverend Peter. Peter, please. It's Christina, isn't it? How can I be of help? There are a few things I wanted to ask you. Well, after a bereavement, people often want answers. It's about Emily. I just wanted to better understand what happened. Friends and family have all sorts of feelings after an event like this. Guilt is very common. Emily talked about seeing ghosts here in the village. And it's something that I've experienced as well. It's very common after a death like this to have such experiences. Even for those that don't believe in the paranormal. Başka bir şey. I thought that too, but this is something different. Maybe it has something to do with the story of Agnes. Agnes? Agnes demişti. Evet, Agnes'in hikayesi ne? Agnes. It's a local legend. Dates back to the 18th century. She was a maid who worked in the Lord's estate. Her parents brought her over from Sweden when they came to work here. The story goes that she had an affair with the Lord. When she fell pregnant, he was horrified that she wanted to legitimize the relationship. It was all very different back then, of course. And nobody helped her? Not from the village, no. And the staff from the house, well, they turned their back on her because of the shame of it. Peki ne yapmış? Her şeyde merak ediyorum. Papaz efendi, kusura bakma. So what did she do? Out of options and without any hope, she threw herself into the lake on the Lord's estate. Drowned herself and the unborn child. And that's where the ghost stories come from. Thanks, Sam. Bye. Not exactly. It's said that she cursed the area with her death. And that her spirit returns to taunt young women into taking their own lives. It's all nonsense, of course. İntiharlar peki neyin nesi? But there are more suicides here than normal. Some areas are more prone to this than others. The sad fact is, suicide hotspots occur more often than you'd think. And having a local legend like this only adds to the problem and plays into people's neuroses. Doesn't help that Alexander keeps talking about it. He's the Lord's descendant. He lives here in the village? Yes. The estate's had the same family and for hundreds of years. I wouldn't recommend talking to him about this. It's not the kind of thing you want to hear when you've just lost a friend in the way that you have. Can be a little bit grumpy too. Dinlemese miydik ya?
Bölgede bir problem var ya. Bu tarz durumlarda şehir değiştirmek en mantıklısı. Bu da belli yani. Bu belli. Hello, biliyor. Bu adam çözümü bu adam. Net. I believe I met a colleague of yours today, Dominique. She mentioned to me that you worked at the clinic. Tipten yani. I was hoping I could ask you some questions. Gel. Very well. Come in. Ama buraya geldiğini kimseye you. Söyleme. This is my friend Emily. She passed away recently. Yes. I was at the clinic when your friend was there, but purely in an advisory capacity. I couldn't comment on her treatment. Danışman? Derken? Advisory at the clinic. Yes, I retired as a surgeon many years ago, but I would be called back to advise the psychiatric team from time to time. Neden kapandı klinik? Onu söyle. Why did the clinic close? Yeah. Series of patient disappearances. Suicides. Over the years it led to its closure. Başka bir şeyler daha var belli senin suratında. And anything else? There was nothing wrong with the treatment there. It was the building that was cursed. Bak lanetli diyor. So you believe there's some truth in this curse? Oh yes. This house has been under dark clouds for hundreds of years. Ever since my ancestor foolishly impregnated that stupid maid. Have you seen her? Of course. She haunted this house for years. Bu ne diyor lan? Burning the life out of anybody who lived under its roof. Yeah. The good reverend hasn't told you the full story, has he? My ancestor was an arrogant man. He was also stupid. A man in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake. I suppose her being Swedish must have added an air of exoticism. Ulan! Oğlum! Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya banlanıyordum az daha. Abi burayı açman lazım abi. Ulan burası açılır mı manyak? Ban sebebi lan bu manyak. Dur şu sahne geçsin. Babam geldi. Of course, the inevitable happened. Usually these things are handled discreetly, but for some reason, she thought he would acknowledge her as the father of her child. A preposterous idea back then. She had to leave, of course. Arkadaşlar oyun 18 lira mı ne? 18 lira için çok yetersiz bir sevişme sahnesi. Sakın bir saçmalık yapmayın. Desem kaç iş beğenir? Ya anlatayım o onun böyle boynuna doğru gitti. Öbürünün böyle dudağına gitti falan böyle. Nobody in the village would have. İğrenç pislik şeyler yaptılar.
Quite alone, with no family to turn to, she was left with almost no choice. Sonra işte yok efendim dilini böyle çıkartmaymış. Canlandırsana be. Gel canlandırayım üzerinde gel. Yok neymiş kulak emmeymiş. 2021 oldu amına benim. Kulak emme ne? They say that a soul that dies in a state of rage leaves a curse. Well, Agnes cursed us all that day. Chat'i ben orada tepki almak için açtım ya. People believe these deaths were because of her. Records in this house were very carefully kept. Particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture. The phases of the moon were noted. Agnes's death was remarked on at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death. A lunar eclipse. Indeed. 2 years on, and Agnes was barely remembered until the next blood moon appeared in the sky. That night, a maid in the house swore she'd seen Agnes on the stairs, whispering to her. Tamam, birisi görmüş. The days went on and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went. The next morning, the estate steward found the maid hanging from a tree. After that, we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now. Let me show you something. Out there used to be the outbuildings that the servants lived in. What happened? I had it burned to the ground. When one of the servants started complaining about a woman who'd be seen in the building at night, I'd finally had enough. Geri mi geldi yani? Did she ever come back? I had the grounds of the house lined with salt. She never returned. But has she been seen in the village? Oh, yes. By the lake where she died. I really don't recommend you go there. Peki Emily gitmiş olabilir mi oraya? I just want to know if she had anything to do with what happened to my friend. Var var belli ya var yani. Emily'ye. I hope you find your answers. Ama beni bulaştırma mı diyorsun? But if I were you, I'd leave this accursed place. Ben dedim abi. Buraya bırakacaksın gideceksin ya böyle bir noktada. Başka bir kasaba şehir anladın mı? Zaten ölü bir şehir yani belli ki. Hello? Anybody here? Ne biçim mi giyiniyor Canan? Neleri eleştiriyorlar ya. Hoş geldin canemiz. Bu ne rüküştük ya. Bence güzel ya giyimi. Sanki şu an üstü yani deri ceket. Atkı şapkı kombini. Etek bir tık. Etek bir tık kirlendi artık yani. Günlerden beri aynı eteği giyiyor. Onun harici güzel. Yakışmış tabii. Güzele ne yakışmaz oğlum?
tek şey eteği ya. Bana hayaletler dadandı eteği. Sola git, düz git. Yani bir sola bir girişlik yapalım o zaman madem öyle bir seçenek verdin. Zeon hoş geldin. Yine neyin peşinde acaba ya? Ya hacı sağ kapıdan gidelim ya. Sağ kapıdan çık git. Çıksın gitsin ya. Neco, kızın arkadaşı ölmüş, kıza musallat oluyor. Psikologlarla konuşuyorsun. Spoiler vermek gibi olmasın ama en sonunda psikologlara gidiyorsun işte. Bu da en son işte arkadaşı, ikinci arkadaşını da kendini öldürüyorsun. Onu da söyleyeyim, psikologlara gittiğin için ölüyor o da. Tabii spoiler yeme ama biz de oyunun sonuna gelmişiz zaten yani ister istemez. Sonrasında meğersem işte bir şey varmış. Bir tane hayalet varmış. O musallat oluyormuş. Zorla GTA rap yaptırıyormuş. Bakmaya devam ediyorum. Tövbe estağfurullah. Kanka bizim 5. oynayışımız çok sardı. Gerçekten çok sardı. 5. tur. Geçemediğim bir yer var. Mağaraya gitme ama onu söyleyeyim sana. Oynayınca hatırlayacaksın. Korkuyorum, espri yap. Kanka ben de tek yaşıyorum. Hepimiz şu an beraberiz. Birbirimize sarılacağız gerekirse. Bu ne ayak ya bu? Korkunç da değil aslında çok. Makyaj bu, makyaj. Bakacağım. Bak bu makyaj arkadaşlar, korkmayın. Efendim. Kaybolunca beni daha çok geriyor bu tarz olaylar. Görsek mesela problem yok. Kayboldu ya. Nereden çıkacağı belli olmuyor amına koyayım. Öyle oldu mu? Can sıkıcı yani. Aa! Lan seni sikerim artık ha! Allah Allah! Manyak pislik. Bir de çıkarttı sese bak amına koyayım ya.
Gideceğim bunun var ya suratına böyle Kuluzi bir Rabbin Nasfel abi okuyacaksın 3 erilden, anladın mı? Bak bakalım orada nasıl eriyor. What's your game? You shouldn't be here. This is a close sight. Söylememi ister gibi bakıyor ama adam. And what do you think you were doing wandering about like that? If I was a patient here, I just wanted to see it for myself. I don't think so. Well, this place has been closed more than 20 years. No. She was here 2 years ago. This place was closed up after the fire broke out on the ward. They moved all the mental stuff to some other place. Abi sen de ne bakıyorsun ama öpücük mü verim sana giderken? Neye bakıyorsun ya Allah Allah? Hayret bir şey ya. Bıktım amına koyayım bu tacizlerden. Merak gibi bakıyor ya sanki bir şey olmuş gibi bakıyor bir de. Olay papazda ya. Papazı ziyaret edelim. Hello again. I'm just on my way to visit someone. Is it urgent? I just wanted to know if you recognize this person. Yeah, I know who that is. Why'd you ask? İlgisini çekeyim. Please, I really need to know this. Her name's Lucy. She disappeared 3 years ago. Nedeni ne? Papaz sen de bir triplerdesin. Nedenini söyle amına koyayım ya. Apparently she started saying that she was visited by Agnes adında bir kadını. Who started talking to her at night. Agnes, bilmiyormuş gibi yapalım. As in Agnes from the story you told me. First I just thought it was hysteria. Mental illness manifesting itself in hallucinations. And do you still believe that now? I was called away on parish business for 2 days. When I returned, I was told that she walked out of the house in the night and disappeared. It's troubled me ever since. You don't think she's still alive, do you? We talked about having a funeral in her absence, but her father couldn't accept it. Could you tell me where he lives? If you must speak to him, be careful. He's quite delicate. Söyle he lives on his own. Ya Ekrem koyuyoruz chat'i. Başkası diyor kaldır diyorsunuz ondan sonra. Hello, Matthew. It is. What can I do for you? We were wondering if we could talk to you about your daughter. Oh. Well, I suppose you'd better come in then. Our friend recently passed away. And we felt that it might have something to do with what happened to your daughter. Oh, well, I'm sorry to hear about your friend, but I can't see what it would have to do with Lucy. Our friend Emily had an interest in what happened to your daughter. She had a photo of her. Why would she be interested in someone who ran away from home? Are you sure that she ran away? Well, of course I am. What else would have happened? Did she talk about anything strange before Ayetler she ran kaçırdı. Away?
Look, I don't see why I need to talk about this. It's probably just a coincidence. My friend's sister actually ran away from home. She was gone a year before she got back in contact with her parents. So there's always hope. Well, I do wonder when she'll get back in touch. It's so very difficult not knowing. I can just imagine. Odasına bakalım, belki oradadır mı? I know this could be difficult, but could I see her room? Just to see if there's any notes or anything that could relate to our Emily. Yes, if you like. We had a good look round after she left, but we couldn't find anything. Oh, thank you, Matthew. That's really nice of you. I have to say my wife has probably made things worse. She's constantly at me for support, financial, I mean. Açık olmadım ya. Taş kafalı. O adam anlamazdı yani. Açık açık anlatsan. Fotoğraf albümünden başlayalım o zaman. Şifonyeri nasıl hangi çevirmen yaptı lan bunu? Şifonyer. Türkçe ürünlerin yüz karası amına koyayım, PR'a. Çekmeceler. Şifonyerin arkası o zaman. Söyle bir ürünsün, adın şifonyer amına koyayım. Dert yani, anladın mı? Bulduk. Elimizde koymuşuz gibi bulduk. Aha. Çağrı, senin de oyunculuk geçmişin var. Yorum yapabilir misin oyunculuklar hakkında? Dur, en son yaparız kanka. Benim sektör, eski sektör. Ama sen makara peşindesin yani. Onu anlamadım zannetme. Tamam, bu o. Çizmiş. Mouse'u unutuyorum, pardon. So, did you find anything that might help you? I didn't, unfortunately. But thanks for helping us out. No problem. Did you really not find anything? I think I did. I thought we were never going to get out of there. Did you smell the drink on him? I know. Poor guy. Adam zaten eve girince bir gülümsedi amına koyayım. Bizi görünce kapıda. Do you think this is the lake she was talking about? That's the only one in Alexander's estate. So it must be the one she drowned. Git gitmedi dedi ha papaz sana buraya. Böyle güzel bir hatun olmak ister miydin? İsterdim. So is this where she's supposed to have drowned? I guess. How can you kill yourself and your child? Tamam, empati yapmaya başladık. Bize zarar vermeyecek muhtemelen. Do you think we should be doing this? Evet, yapmalıyız amına koyayım. Buraya kadar gelip yapmazsak mallık olur. I just want to know what Emily was thinking. Why she would do it. Do you remember what she said in her note? Hangi kısmındaki notunu soruyorsun? About what? Don't follow me where I'm going.
I know. What if she meant this? I'm going to take a look around, see if I can find that orchard that Lucy mentioned in her diary. It's got to be near here somewhere. I'm not going anywhere. Aha, sesler gelmeye başladı. Bu güzel, bu kız güzel. Diğerine göre bu daha güzel. Benim kendi düşüncem. Tarz olarak yani. Ya bir de bu kızın bu bakımsız hali. Hayret falan görüyor şu an, psikolojisi bozuk. Bu biraz kendini toplasın, serpilsin yani daha güzel olur. Serpilsin, evet. Saçları falan bir açsın ya, bir baksın bakalım kendine. Dikkatli olalım abi. Şarlat'a dönmenin bir anlamı yok buraya kadar gelip. Come on. There's a pathway through the trees. Önden Charlotte'ı gönderelim amına koyayım gerekiyorsa. Oğlum sarışın değil ki, kumral o kız ya. Charlotte, bu bakış ne ya Know. Maybe let's look around the back. Ya burada bırakırsak uyuyamayız. Çözersek uyuruz abi. Niye uyuyamayalım ya Ebrar'cığım? Maybe this is a way in. You think this is a good idea?
Ne yapalım Charlotte? Buradan geri mi dönelim ya Charlotte? 2 dakika mola veriyorum. Yeni gelenler için de çok kısa özet geçiyorum. Arkadaşlar, bu başrolde bizim yönlendirdiğimiz kızın arkadaşı ölüyor. İntihar ediyor yani. Bunun arkasındaki nedenleri düşünüyorlar. Bu kız ona bir kolye vermiş de bilmem ne de. Biz sonra ölen kızın kendi arkadaşımızın odasına gidiyoruz. Sonra kolyeye bakarken günlüğünü fark ediyoruz. Günlüğüne bakıyoruz. Günlüğünü buluyoruz. Yani bize bir şekilde günlüğü buldurtuyor oyun. Sonrasında günlükte yazan işte bir şeylere bakıyoruz falan filan. Onu kovalayan ve takip ettiğini düşündüğü bir hayalet olduğunu söylüyor günlükte. Sonrasında o hayaleti biz de görmeye başlıyoruz. Sonrasında bununla alakalı papaza ve psikologlara falan gidiyoruz. Onlar da bize işte göle yaklaşmayın falan filan tarzına yönergeler veriyor. Ama biz tabii ki başrolde olduğumuz için göle yaklaşıyoruz ve gidiyoruz göle. Ve süreç böyle. Yanımdaki de benim en yakın arkadaşım bu arada. Yan gözle bakan olursa sikerim belasını. İkimiz iki kız olarak şu anda bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Bu esnada da kasabada bir tane kız kayboluyor. Az önce de onun babasının evine gittik. O babası evden kaçtığını düşünüyor kızının. Ama evden kaçmamış kız. Bizim görmüş olduğumuz onun kızın günlüğünü buluyoruz. Günlükte de hayalet çizmiş. Bizim de gördüğümüz hayaleti çizmiş kız aslında günlüğünde de. Dolayısıyla aynı şeye bakıyoruz yani. Aynı olayları yaşıyoruz yani şu anda biz de. Biz de şu anda eski göletin oraya gitmiştik. Sesleri dinledik, duyduk. Tekrar şatonun o tarafa bir yere geldik şu anda. Tam olarak nereye geldiğimizi az sonra söyleyeceğim. Aslında çok bir şey ilerlemedi yani hikayede. Senin lisede edebiyatın nasıldı çok merak ettim. Neden edildireyim? Ne gibi bir edebiyat hatası gerçekleştirdim? D'yi daim ayırmadım. Ne yaptım yani şu anda hani konuşarak? Ne güzel anlatıyorsun. Isırırım seni mi? Yok ya. O kadar da. Sen iyi kitap özeti çıkartıyorsundur. Çıkartırım. Güzel. Kısaca anlattım işte. Anlatabiliyor muyum? Aslında bizim burada başrollerde bir papaz var. Bir psikolog kadın var. Bir doktor adam var. O psikologun. Bir de eski psikolog hastane gibi bir yer var işte. Olay bu. Başroller bunlar yani. Devam ediyorum. Hold this. I don't think we should be doing this. Charlotte, she's here. Birini asmışlar amına koyayım. Kimi asmışlar lan yıllar önce? Charlotte! Charlotte! Şu amına koyduğumun yerine beraber gidiyorsunuz. Niye ayrılıyorsunuz ya? Allah Allah. Ben de buna ayrılıyorum ya. Kıza bak, Zeon Yençer diyene bir time atlayalım abi. Necati ayıp olmasın. Ya mevzu üst katta ya. Hiç bizi şey yapma, kasma yani. Üst katta olaylar. Altıma işeyeceğim lan. Altıma işeyeceğim.
Bak skeç yapacaktım. Unuttum şimdi skeç. Hatırlasaydım yapardım ya. Arkadaşlar spoiler vereyim. Skecim Metellus'un geri dönme skeci. Mete'yi konu alacaktım. Geri döndürmek için skeç yapacaktım. Çok uyudum bugün. Geç kalktım. Unuttum bir de. Hasan. Efendim. Annengil geldi mi eve? Geldi. Sordum ayağımı. Ne güzel. Her gün 3 posta. Şimdi. Sipariş de ödemiyorum artık. Peki babanın haberi var mı postalardan? Yok. Kargoyu kendi adıma söylüyorum. Sen veriyorsun mu kargo? Ya bu Allah aşkına. Efendim? 2 dakika gittim. Ne postasını anlatıyorsun? Anlamadım ki kanka ya. Amazon.com'da Prime üyeliğiyle kargo bedava. Prime'ı da çağrı her güne basabilirsiniz. Altı partisinde geliyor. Bu mu yani? Çıkış evet, noktası. Prime. Evet Prime. Ya 2 dakika yayını bırakmaya gelmez mi ya? Hasan'a posta soruyor amına koyayım. Hadi iyi oynar. Hadi sağ ol Gugucuğum, çok sağ ol. Rica ederim. Dur bakalım olaylar. Git abi üst katta. Mevzular üst katta. Sen dinle abini. Dosyalara bak hemen. Aha, dosyayı bulduk. Benim dosyam. Is that even possible? Dosyayı alsana amına koyayım, orada bıraktın ya Christina. Charlotte, if you're there, bloody come out! Bizde olsa burada biri arar amına koyayım. Akıl yitirmesin. Charlotte! Please come out! Who are you? Ne kadar da rahat. Aha! If you want to see her again, why you don't know?
lan. Sonunu okuyamadım. Who are you? İnsan bir video çeker ya. İşte bu hoş olmadı işte bu. Instagram aynı sinemalar. Ürün yerleştirmeye bak amına koyayım. Charlotte. Ya Charlotte, Allah belanı versin, buraya Charlotte niye geldin ya? As kendini bir daha amına koyayım. Charlotte, come on. Hadi çık Charlotte, yürü, Allah belanı versin, yürüsene. Hadi çıktık çıktık hadi. Charlotte yüklendi. Oh,
Charlotte. I can hear the robot. Ananı sikim, ne oldu lan? Charlotte! Charlotte! Bu ne lan? That's not really how it happened. Is it, Christine? No. What are you doing? I'm going to bring you out of here. 3, 2, 1. It's all right. Just relax. Settle. Compose your thoughts. Bunların hepsi bir düşünceyse sen nasıl bir büyücüsün orospu çocuğu? I believe we're making progress here. This is as close as we've come in any of our sessions so far. But we still have a way to go. Az önce ne oldu amına koyayım? It felt so clear. The sedatives will do that, but it also shows that we are getting closer. Think about it carefully, Christina. I know your thoughts will be very confused by the drugs that they gave you, but it is important that you remember. Why did I see ghosts? Well, ghosts can often represent unresolved feelings. In your case, guilt over Charlotte. Ananı sikim, Charlotte ölmüş! In a different form. Charlotte ölmüş. And the suicide? Meğersem biz de psikoloğa gelmişiz sonrasında. Your own feelings of self-harm following the incident. And why did I see you? Evidently you see me as a weak opponent. Unable to overcome your feelings about this. Oğlum anladınız mı olayı? I must say I'm a little disappointed of your lack of faith in me, but I have come to expect a certain level of antagonism from anybody who comes into this room. Especially someone with such troubling feelings to recall. Now, shall we try again? Just settle. Compose your thoughts. Listen to my voice. When I count down to one, you will be back in the deep recesses of your mind where all your thoughts will be clear. 3, 2. Marriage consists of entrusting ourselves into the deepest care of another. It is Dr. a sacred trust. Sight. Charlotte. Today is also an opportunity for us to not only share wish it was you. In the joy of Emily and Sam's love, but to also remember and appreciate the joy, love, and friendship that we experience in our own lives. But more importantly, it is a journey that they will take together.
arkadaşlar doktor dedi ya, geri saracağız dedi, zihninin derinliklerine gideceksin diye. Şimdi o başa döndü yani aslında şu an. I'll show you things you could not dream. Just open the door and let me in. Buraya kadar gerçek. Bundan bir buraya kadar gerçek Charlotte'la yaşadıklarımız. Herhalde bundan sonra bir şey oluyor ve Charlotte ölüyor ve biz onu göreceğiz birazdan. Bunu Charlotte'ın yaşadığı dönemler rahmetlinin. Orospu çocuğu. Alkolümüze içki, içkimize alkol ilaç. İlaç atacak, ilaç. Allah seni kahretsin. Azdırıcı damla attı. Muhtemelen. Are you okay? Şarkı söyleyen kadın. Yes, I'm fine. Sure, because you seem a bit pissed. You know, I've watched those guys that your friends are talking to. I've had their roid creeps. Hayır. Oh, come on. I'm so bored. Nothing interesting seems to happen to me anymore. Yok yok, gitmeyelim. I don't know. Let's just go and get a drink. Are you sure about this? Yes. Baba bize ne verdin amına koyayım? Kafam var ya taşak gibi amına koyayım. Adına da derler seks. Ne? Bu mu meçlendi bana? O yaşlı mı geldi? Yanlış anlamayın. Ben de bu oyunu kontrol ettiğim sürece ben bu yapmayacağım yani. Onu da söyleyeyim. Elimden geldiğini de yapacağım. Bu neydi de? Nerede o adam asla? Arabayı durdurun. Ananızı sikerim, arabayı durdurun. Bir de orospu da. You know what? I think I'm getting. Verdiği şarkıya bak, müziğe bak. Can you stop the car? Babu şu piç kurusun lan ha. Why do you make yourself so sad?
Yok yok, daha bir şey olmamalı. Ya kızı kurtarmaya gelmem lazım, kızı. Oha. Kaçırılmışız. Oğlum terbiyesizlik yapmayın ya. Fucking funny. Well, what do you think? That one. Are you sure? She looks like she can walk fine. Charlotte seçti. Can't take both. We're going to take one of you with us. So who's it going to be? Orospu çocuklarına bak sen ya. Yeah, fuck you, we're not going anywhere. It has to be one of you. Don't go. You have to get us out of this. Onu alın değil mi? Bir şey söyleme. That one. No! Christina! Charlotte! No! No! It's okay, Charlotte. I swear. No. Christina! No! No! No, Charlotte! Charlotte! Abone modunu al. Küfür edenleri de banlarsan teşekkür ederim mamicim. Charlotte! Bu yaşanmış hikaye olduğu için buraya ne yaparsan hep değişmez burası. Ya çık vur bir tane amına koyayım onlara ya. Böbreğini falan mı alıyorlar? Ne yapıyorlar ki? Ulan ters o bir sahne olabilir. Elim şurada olsun da.
Pardon. That's not really how it happened. Öyle olmadı mı? Is it, Christina? Kaçtım burada. Tabii kaçtım psikolojik olarak. Böyle oldu. Yok biraz daha yavaş git de seni kaçtığını anlasınlar. Camdan biri görsün seni geri alsın içeri. Yardım isteyelim. Three, two, one. Christina, you're back. It's all right, Christina, you're quite safe. No, I couldn't have, left her. What else could you have done? I should have stopped it. I should have gone up the stairs. She must have known. Do you really think that in her last moments she expected you to come and save her? She must have been resigned to her fate, accepting of it even. I don't know what she would have thought. No, but you knew her. Do you really think she would want you to carry around all this all your life? You've done so well today. This is a real breakthrough. It's taken us days to get this far. You should be feeling very proud of yourself. I just can't believe she's really... Hi, Christina. It's Emily. I know you don't want to talk at the moment, but I wanted to let you know I'm thinking of you. I know everything that's happened has been difficult, and I think you've got a long way to go in your therapy. Having a trauma like that can make you deny reality,
and see your deeper feelings turn into monsters. The world isn't all like that. But I could understand why you'd feel that way. Having said all that, you really think you got through this because you're a good-hearted person. Some people might say you should protect yourself more. But I like you the way you are. I like that you're loyal, you're protective of your friends, and that you're not afraid to show your emotions. I'm looking forward to seeing you soon. Anladınız mı olayı? Olayı anladınız mı anlamadınız mı? Şimdi onu söyleyin bakın bana. Ha? Ben anladım diyen var mı? Funky. Ha. Sen anladın mı? Ben anladım. Ben anladım diyen var mı? Ben anladım. Anlat Nuri. Güzel bir hikaye. Kızın psikolojisi bozulmuş. Evet. Mesela sonunu anladın mı sonunu? Sonunu anladım. Doktor orada mesajını da verdi. Kızın psikoloğunu düzeltmeye çalışıyor. Psikolojisini. He. Kız hasta yani. Kız hasta. Zamanında bir tercih yapması lazımmış. Etik olmayanı tercih etmiş. Bunu nasıl anladın Nuri? Bu kadar 2 saat, 2,5 saatte bunu nasıl çıkarımda bulundun bu konuyla alakalı? Nasıl ya? Tebrik ederim çünkü. Baya nokta atışı yaptın da o yüzden diyorum. Hani kızın hasta olduğunu laps diye bildin ya. Kız hasta. O çok net. Gerçekten anlaşılamadı mı hiçbir şekilde hikaye? Çok iyiydi. Gugu sen ne anladın? Anasını satayım, mikrofonum kurpalıymış ya. En yakın arkadaşı ölmüş bunun. Tuzlukmuş amına benim. Meğerse kendi ölmüş, haberi yokmuş. Teşekkürler kanka. Gugu. Batuhan? Ben anlamadım kanka. Düz anlamadın hani. Batuhan, ben de derdim ki. Kanka vallahi izlediysen mahpişim. Aga size bir şey söyleyeyim mi? Öyle olmaz ki Batuhan. Bir şeyler diyeceksin yani. Kanka anlatayım mı? Tuzluk. Erhan diyorum. Neydi lan? Emily ha. Emily tuzlukmuş kanka. Ya. Ne oldu lan bad boy? Beğenmedi cevabımı. Tuzluğa bağladın ya. Kanka büyük bir travma geçiren Christian. Şimdi bak olayı anlatıyorum. Bak sen Google'dan bulmuşsun. Anlatıyorsun. Evet. Ben olayı anlatıyorum. Şimdi mevzu. Şimdi bak arkadaşları sayıyorum. Emily, Christina bir de Charlotte'tu değil mi? Bu üç arkadaş tamam mı? Bizim oynadığımız kişi Christina. Olayı anlatıyorum aydınlansın diye. Christina'nın gözünden oynadık ya biz olayı. Şimdi oyunun başında bize cenaze törenini gösterdi. Emil'in öldüğünü ve işte hayaletler dadandığı için öldüğünü gösterdi ama yanımızda Charlotte vardı. O kısımlar Christina'nın kafasında kurmuş olduğu şeylerdi aslında. Orayı bir anlayalım. Mevzu, tamam. Bak mevzu nerede biliyor musun? Şimdi Christina ile Charlotte nerede kaçırıldı? Emil'in düğününde. After Party'de evet. Kaçırıldı. Doğru mu? Dolayısıyla Christina Emily'ye kurulmuş durumdaydı. En son Emily aradı ya. Hani sonuçta arkadaşlarını savunduğun için bunu yapıyorsun falan dedi ya. Yani Christina ile Emily'nin arası zıt. Farklı kafadalar yani. Yani Christina Emily'yi hayatından çıkartmış yani. Anlatabiliyor muyum? Vallahi evet. Hitler'e dökmedim ya. Ben böyle anladım amına koyayım. Dolayısıyla evet. Christina Emily'yi suçlu buldu. Onun düğününde yaşandığı için Emily'ye suç attı yani kafasınca, kendince. Ve psikoloji bozulduğu için Emily'yi bir hayalet gibi gördü. Ya dayı sen ne anlatıyorsun ya? Ya bak hayallerde de düşün. Hayallerde de Christina'yı, Charlotte'u kaçırıyordu hayaletler. Anladın mı? Evet. Baba bunu anladım ben yani. Olan da buydu bu arada. Ben doğru anladığımı düşünüyorum yani. Doğru. Doğru. Tabii.
Haydi o zaman hediye dağıtımı. Kanka bunun 3 sonu daha varmış Şare. Doğru. Nasıl ama ya? Benim dediğim de olabilirdi yani. Ben de aynı benzer bir şey söyledim ben. Yani şöyle diyeyim. Christina ile Emily hayatta zaten. Charlotte ölmüş aslında. Ama bizim oyunun ilk yarısında oynadığımız kısım Charlotte'un yaşadığı ve Emily'nin öldüğü. Çünkü kafamızda şöyle kurduk. Emily'nin sebep olduğundan dolayı psikolojim de bozuk benim. Emily sebep olduğundan dolayı Emily'nin arkasında başka bir hikaye aradık falan filan. Geçmişten bir şey geldiğine falan inandık kendimizce. Ama bakıyoruz ki aslında Emily hayatta ve biz hasta olan biziz. Psikolojimiz bozulmuş çünkü. Önce Emily ile küsüyoruz, sonra kendimize kızıyoruz. Ve onların devamında da hayaletlerin Charlotte'u kaçırmasından hani buradan da anlaşılabilir. Emily de bilinçaltımız da öyle bir yere gitmiş. Diğer sonlara bakalım şimdi. Evet. Tabii. Kavun sen okuduğunu anlat. Kanka şey yazıyor Google'da. Hikaye şöyle. Christina psikolojik sıkıntılar yaşıyor. Ve gördüğü şeyler hayali şeyler. Aslında yaşanmıyor.